Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz fizik çözer, metin çözere hoş geldiniz. Bu dersimizde YGS fizik denemelerinden sevgili arkadaşlar 12.sini çözmeye başlayalım. Bilimsel bir problemin verilere bağlı olarak kurulan geçici çözüm yoluna ne denir? Sevgili arkadaşlar, bu geçici çözüm yolu tabii ki hepimizin bildiği gibi hipotez olmalıdır. O halde kanun ve teori olamaz. Zaten kanun hiç olamaz arkadaşlar. Geçici çözüm yolunun tanımı hipotezdir. Gözlenen bir doğa olayıyla ilgili herkes tarafından kabul edilen, evet herkes tarafından kabul edilen, örneğin arkadaşlar gezegenlerin güneşleri etrafında, uyduların gezegen etrafında dolanma kanunları nedir? Evrensel çekim kanunu. Adı üzerinde arkadaşlar evrensel çekim kanunu. O halde iki ne olmalıdır arkadaşlar? Kanun olmalıdır. Bunu da şutlayınca geriye Diyarbakır kalmıştır. Gözlem ve deneylerle ispatlanmış bilgiye sevgili arkadaşlar. Yani kontrollü deneyler sürekli bu hipotezi destekliyorsa hipotez zamanla teori adını alacaktır diyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlar, KVL sıvıları ile bunların karışımının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Şimdi sevgili dostlar, burada size bunlarla ilgili genel bir bilgi verelim. Kütle hacim. Evet sevgili arkadaşlar, eğer bunlarından oluşan karışım ve tekrar maviyi alalım. İşte arkadaşlar karışım bu ise karışım. Kütlelerin oranını bulmak istiyorsak arkadaşlar kütle ekseninden bir dik çiziyoruz. Şuraya A, buraya B diyoruz sevgili arkadaşlar. İşte şu birinci cismin kütlesi olsun arkadaşlar. Şu da ikinci cismin kütle hacim grafiği. M1 çarpı A, M2 çarpı B diyoruz sevgili dostlar. M1 çarpı A, M2 çarpı B diyoruz. Buraya dikkat. Şimdi sevgili arkadaşlar, hacimlerin oranını bulmak istiyorsak, bu sefer hacim eksenine bir dik çiziyoruz. Buraya C, buraya D diyelim. Bunun hacmi arkadaşlar V2, birin hacmine V1 diyelim. Bu sefer arkadaşlar V1 çarpı C, V2 çarpı şuraya da D diyelim. V1 çarpı C eşittir. V2 çarpı D diyoruz. İşte sevgili arkadaşlar burada hemen kütleleri bulacak olursam oranlarını bana arkadaşlar 1'e 2 oran olduğu için tam tersi arkadaşlar 2m m diyoruz. Görüldüğü gibi bu çarpımdan anlaşılacağı gibi bu aralıklarla kütle ve hacimler ters orantılı. O halde sevgili dostlar 2m L'nin kütlesi m diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar tabii ki öyle bir yerden çiziyoruz ki grafiklerde mutlaka ne olmalı? Köşelerden geçmeli ki kolaylık sağlansın. Şimdi hacimlerine bakalım sevgili arkadaşlar. Bu sefer buradan oran 1, buradan oran 2 olduğunu görüyorsunuz. İşte size Metin Hoca'dan pratik yöntem. Hemen arkadaşlar ters orantılı olduğu için tork gibi düşünün. 2V'ye V olmuştur. O halde karışımda kütlece K sıvısından fazla vardır. Doğru. Karışımda hacimce fazla olan L sıvısıdır. Doğru. Çünkü arkadaşlar 2V. Aynı zamanda arkadaşlar direkt bu hacimlerinin ve kütlelerinin oranını sorduğunda çok daha önemli bir yöntem olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar karışımın öz kütlesi L'nin iki katıdır. Karışımın öz kütlesi şuradan görülüyor. 2 bölü 4. 2 bölü 4. Nedir bu? 1 bölü 2. Peki karışımın öz kütlesi 4 bölü 4 yani 1. O halde sevgili dostlarım
Karışımın öz kütlesi L'nin öz kütlesinin iki katıdır. Cevap hepsi aynı diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, birbirine karışmayan K ve L sıvılarına yay ucundaki G ağırlıklı cisim daldırıldığında yaydaki uzama X oluyor. Demek ki arkadaşlar bu cisim batmak isteyecek. Yay uzadığına göre sevgili arkadaşlarım, yaydaki geri çağırıcı kuvvet F yay yukarı doğru olacak. K'nın uyguladığı kaldırma kuvveti FK, L'nin uyguladığı kaldırma kuvveti F ile olacak. Her iki sıvı tarafından kaldırma kuvveti uygulanıyor. O halde sevgili dostlar, FK artı FL artı F yay eşittir nedir? Cismin ağırlığı olan G diyoruz sevgili dostlarım. M musluğu açılıp sıvı akışı tamamlandıktan sonra sevgili arkadaşlar, M musluğu açıldı. Şuraya kadar bir sıkıntı yok. Fakat şu seviyeden sonra cismin K sıvısına batan hacmin azaldığını hepimiz görüyoruz. Çünkü gözümüz var. O halde sevgili arkadaşlar, batan hacim azaldığı için K'nın uyguladığı kaldırma kuvveti ne yapacak? Azalacak. İşte arkadaşlar, cisim mutlaka bir miktar daha batmak isteyecek. Yoksa bunu dengeleyen hiçbir şey olamaz. Sevgili arkadaşlar, çünkü bu azaldı. X Fy eşittir Kx. Eğer arkadaşlar bu batma olayı olmazsa zaten X'te de bir değişiklik olmaz. Mutlaka L'nin uyguladığı kaldırma kuvveti bir miktar artacaktır. Yani cisim L sıvısına bir miktar battı. E o halde X de uzadı. X de arttığı için arkadaşlar Fy da arttı. Fy da arttı görüldüğü gibi arkadaşlarım. O halde sevgili arkadaşlar Fy arttığına göre ve G de sabit olduğuna göre ilk durumda arkadaşlar cisme etki eden kaldırma kuvveti bu ikisiydi. İkisinin toplamı artı Fy G'ye eşitti. Fy arttığına göre arkadaşlar buradaki toplam ne olacaktır? Azalacaktır. O halde ikisi de değişmez. Yanlış. X azalır, yanlış. Mutlaka arkadaşlar X artmalı. İkisi de artar, yanlış. Çünkü arkadaşlar hem Fy artsa hem de kaldırma kuvveti artsa o zaman G ne olmalıdır? Artmalıdır. G artabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Ancak bunu başka bir yere götürmemiz lazım. Yer çekimi ivmesinin daha büyük olduğu bir yere. Fakat şu anda öyle bir şey söz konusu değil sevgili dostlarım. O halde biri artarken diğeri azalmalı. Cevabımız Ceyhan olmaktadır. X artarken F'in değişmesi de söz konusu değildir sevgili arkadaşlarım. Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine sevgili arkadaşlar bir parça buz atılıyor. Isıl denge sağlandığında kaptaki suyun kütlesinin arttığı görülüyor. Demek ki sevgili arkadaşlarım buz eriyor. Buzun erimesi için ne olması gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka suyun sıcaklığı sıfırdan büyük olmalı. Suyun sıcaklığı sıfır olsa arkadaşlar kendine hayrı yok ki buzu eritsin. O halde suyun sıcaklığı 0 santigrat dereceden büyüktür. Bu kesinlikle doğrudur sevgili arkadaşlar. Eğer kesinlik sorsaydık o halde derdik ki kesin doğru yalnız 2. Fakat suyun kütlesi buzunkinden büyüktür. Olabilir. Çünkü burada bize ne diyor? Olabilir diyor. Olabilir. Sevgili arkadaşlarım olabilir. Buzun sıcaklığı 0 santigrat dereceden küçüktür. Olabilir. Sevgili arkadaşlar, suyun sıcaklığı yeterince büyükse buzun sıcaklığının 0'ın altında olmasının bir önemi yok. Önce bunu 0'dan eksi T'den 0'a getirir. Sonra eritir. Sonra da sıcaklığını 0'ın üzerine de çıkartabilir. Sevgili arkadaşlar, sıcaklık 0'dayken hepsi eriyebilir. Suyun sıcaklığına ve kütlesine bağlı olarak buzun bir kısmını da eritebilir. Demek ki arkadaşlar
Demek ki sıcaklık ısı grafiği şu arkadaşlar şu şekilde olabilir. Şu şekilde olabilir veya şu şekilde olabilir diyoruz sevgili dostlar. O halde üçü de doğru olabilir. Evet sevgili arkadaşlarım, şekildeki bileşik kapta basınçları P1, P2 olan gazlar ile civa dengededir. Hangileri doğru olabilir diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bakıyoruz mutlaka tabandaki basınçlar eşit olmalıdır dedik her zaman. Mutlaka arkadaşlar ve bir sıvı içerisinde aynı seviyedeki, aynı yatay seviyedeki basınçlar eşittir. Dolayısıyla kabın tabanına kadar inmemize gerek yok. Bu noktalardaki basınçları eşitlesek yeterlidir. Sevgili arkadaşlar, görüldüğü bu noktadaki basınç P2, bu noktadaki basınç P0 artı şuraya H1 diyelim. H1 santimetre civa. O halde P2 eşittir P0 artı H1 diyoruz. Demek ki sevgili arkadaşlar, buradaki ilkemiz nedir? Aynı yatay seviyedeki basınçları eşitlemek. Dolayısıyla ben size çok çalışın demiyorum sevgili arkadaşlar. Çok tekrar edin de demiyorum sevgili arkadaşlar. Bol bol soru çözün de demiyorum sevgili arkadaşlar. Metin Hoca'yı dinlemeyin de diyorum. Fakat arkadaşlar, mutlaka ilkeli olun, ilkeli düşünün, ilkeli yaşayın ve soruları ilkeli çözün diyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, dolayısıyla sevgili dostlar, buradaki basınçları ne yaptım? Eşitledim. O halde sevgili arkadaşlarım, şimdi geliyoruz şuraya. Bir gaz görüyorum. Bir gazın her noktasındaki basınç nedir? Eşittir sevgili arkadaşlarım. O halde bu noktada basınç P2 ise burada da P2'dir. Yukarı doğru P2 sevgili dostlarım neye eşittir? Aşağı doğru P1 artı şuna da H2 diyelim. O halde P2 eşittir P1 artı H2 dedim mi? Dedim. O halde sevgili dostlar, H1 ile H2 arasında şu anda kesin bir ilişki kurabilir miyim? Kuramam. O halde bakalım. P2 P1'den büyük görülüyor. H kadar büyük. Evet. P1 arkadaşlar P0'a eşit olabilir mi? Eğer arkadaşlar şunları eşitleyecek olursam ve H1'de H2'ye eşit olursa neden olmasın? Çünkü sol taraflar eşitse sağ taraflar da eşit. Bir yazalım. Herkes görsün. P0 artı H1 eşittir P1 artı H2 dedim mi? Dedim. O zaman sevgili dostlar, H1 ile H2 arasında bir ilişki kuramıyorum. Buna göre P0 ile P1, P0 da büyük olabilir, eşit de olabilir, P1 de büyük olabilir sevgili dostlar. O halde ne diyoruz? Olabilir. P2 P0'dan büyük. Arkadaşlar zaten bu kesin doğru. P2 P0'dan H1 kadar büyüktür. Bu da kesin. O halde dikkat edelim sevgili dostlarım. Dikkat edelim. Neye? Burada arkadaşlar fizik sorularında olabilir, kesinlikle doğrudur, kesinlikle yanlıştır gibi arkadaşlar ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor dedik. O halde cevabımız Ceyhan dedik sevgili arkadaşlar. Sıcaklıkları eşit SLN çubukları şekildeki gibi bir ucu zemine sabitlenmiştir sevgili arkadaşlarım. Ortamın sıcaklığı arttırıldığında seviyeler Y seviyesine geldiğine göre çubukların uzama katsayıları arasındaki ilişki bize soruluyor. Sevgili arkadaşlarım ne dedik? İlkeli düşünelim, ilkeli yaşayalım ve fizik sorularını ilkeli çözelim. Burada ilkemiz nedir sevgili dostlarım? Delta L boydaki uzama L0 çarpı lambda uzama katsayısı çarpı delta T sıcaklık farkı diyoruz. İşte sevgili arkadaşlar, bu soruyu çözerken ilkemiz bu olacaktır. Şimdi sevgili dostlar, hepsindeki uzama yani delta L
aynı olduğunu görüyorsun. O halde bu aynı. Sıcaklık değişimi de aynı. O halde L sıfırla lambdanın çarpımı sabit olmalı. İki sayının çarpımı sabitse bunlar nedir sevgili dostlarım? Nedir? Evet, ters orantılıdır. Şimdi geliyoruz sevgili arkadaşlar. O halde ilk boyu en büyük olanın uzama katsayısı en küçük olmalıdır. İlk boyu en büyük olan kim? L. O halde lambda L en küçük olacaktır. Bunu eleyelim, bunu eleyelim, bunu eleyelim, bunu eleyelim. Lambda L en küçük burada sevgili arkadaşlar. Bu ise N, bu ise S. Matbaada biraz sıkıntı olmuş. Mürekkep bitmiş sevgili dostlar. Ama bizim mürekkebimiz burada bitmiyor. Dijital ortamda mürekkep bitmiyor sevgili arkadaşlar. Ne güzel. Şimdi bakıyoruz. İlk boyu en küçük olan ise kimdir? S'dir. O halde lambda S en büyük olacaktır. Cevabımız Edirne oldu sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlarım, sürtünmesiz yatay düzlemde P cismine uygulanan kuvvetin bileşkesi R'dir. Bu kuvvetlerden ikisi F1 ve F2 ise sevgili arkadaşlar diğeri kesikli çizgilerden hangisi olmalıdır? Şimdi sevgili dostlarım, ucucu ekleme yöntemi en pratik yöntemlerimizden biridir. Diyelim ki arkadaşlar şu F1 olsun, şu F2 olsun, şu da F3 olsun. O halde R'yi nasıl buluyoruz? İlk kuvvetin başlangıcını son kuvvetin bitişine birleştiriyoruz. O halde sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. F1'e F2'ye ekleyelim. F1'e F2'ye ekledim. Peki F2'ye neyi eklersem R'yi bulurum? İşte sevgili arkadaşlar şunu eklediğimde buluyorum. Demek ki F3 bu. O halde bu da kimdir? Üçüncü okla belirtilendir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Ucucu ekleme yaptım. F1 artı F2 artı F3 eşittir R. En pratik yöntem sevgili dostlar. Oldu. Yanlış yere basma. Bir yüzücü akıntı hızı 2 metre bölü saniye olan bir nehirde akıntı ile aynı yönde K hizasından başlayarak 3 metre bölü saniye hız ile T sürede L hizasına ulaşıyor. Sevgili arkadaşlar aynı yönde yüzüyorlarsa bunların yere göre hızı ve akıntı artı ve cisim o da eşittir 5. 100 eşittir 5 çarpı T'den. Bunu nereden yazdım arkadaşlar? X eşittir V çarpı T ilkesi. Artık bunu da yani söylemek istemedim. X eşittir V çarpı T. Her iki tarafı 5'e bölersek T eşittir 100 bölü 5 20 saniye. Sevgili arkadaşlar L hizasına geldikten sonra T bölü 2 süre yani T'nin yarısı 10 saniye daha zıt yönde yüzecekmiş sevgili arkadaşlar. Zıt yönde yüzerken cismin hızı 3, akıntı hızı 1. O halde arkadaşlar akıntı hızı 2, yere göre hızımız ne olacaktır? 1 olacaktır. O halde arkadaşlar 100 metre geldi. 100 metre ve zıt yönde aldığı yol x üssü eşittir yere göre hızımız 1 çarpı kaç saniye? 20'nin yarısı 10 saniye çarpı 10 eşit midir? 10. 100'den 10'u çarptık arkadaşlar. Görüldüğü gibi diyor ki L hizasından kaç metre uzaklığa? K'dan değil. O halde L hizasından arkadaşlar 10 metre uzaklığa gelmiş olacaktır. K
K noktasından serbest bırakılan cisim KLMN yolunu izleyerek esnek yaya çarpıyor ve geri dönerek arkadaşlar L noktasına kadar çıkabiliyormuş. Geri dönen cisim L noktasına kadar çıkabiliyormuş. Buna göre cismin K noktasına kadar çıkamamasının sebebi. K'dan geldi, acaba L'ye kadar niye çıkamadı? Bunun arkadaşlar tek bir sebebi olur. Sürtünme, enerji kaybı. Başka hiçbir şey olamaz. Bu yol uzunmuş. Yayın yay sabiti büyükmüş. 2 tane yay yokmuş. 5 tane olsa, 10 tane olsa, yarım tane olsa, yayı ortadan ikiye bölsek, yayın uzunluğunu iki katına çıkarsak, bunların arkadaşlar hiçbir anlamı yok. Tek sebep arkadaşlar yolun sürtünmeli olmasıdır diyoruz. Üretece bağlı bir lambaya ait akım gerilim grafiği verilmiş sevgili dostlar. Lambadan 500 wattlık bir güç elde etmek istendiğine göre lambaya ne kadar bir potansiyel fark uygulamamız gerekiyor. Sevgili dostlarım, burada ilkemiz V eşittir I çarpı R. Biz buna kısaca vır diyoruz sevgili arkadaşlar. O halde burada V'miz 400 eşittir İ'miz 0,4 değil 8 çarpı R diyoruz. R'yi çekelim. 400 bölü 8 0,8 4000 bölü 8 o da 510. O halde arkadaşlar bizim elde etmek istediğimiz güç yine ilkemiz P eşittir V kare bölü R ise elde etmek istediğimiz güç 500. Power'ımız 500 eşittir V kare bölü R'miz yine 500. O halde V kare eşittir 500 çarpı 500. 500'ün karesi. Bu durumda sevgili arkadaşlar V eşittir 500 olacaktır diyoruz sevgili dostlar. Noktasal bir kaynak sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi R yarıçaplı saydam olmayan küresel bir cisim kullanılarak tam gölge oluşturulmak isteniyor. Tam gölgenin alanının en büyük olabilmesi için sevgili arkadaşlarım tam gölgenin alanının en büyük olabilmesi için mümkün olduğu kadar cisim ve engel kaynaktan uzak olmalı ve kaynak ile cisim arasındaki uzaklığın en küçük olması gerek. Örneğin arkadaşlar kaynağı koracağım yer en uzakta olmalı. Engel de buna en yakın mesafede olmalı. İşte bu arkadaşlar demek ki kaynak zaten K harfi tam getirilmiş oraya. Kaynak burada olmalı. Bu şekle göre arkadaşlar. Tabi daha da ne kadar her ikisini uzağa o kadar iyi olur. Ama burada bir sınırlama var. Arkadaşlar engeli de bu noktaya almalıyız ki en büyük arkadaşlar bakın benzerlikten. Şimdi perde burada olsa örneğin kaynağı burada arkadaşlar engeli burada seçsem ne olur arkadaşlar? Bakın burada burada o halde küçük olur. Sevgili arkadaşlar. O halde mümkün olduğu kadar perdeye uzak olmalı. Bakın perdeye olan uzaklığı arttırdığınızda ne yapıyor? Gölgenin alanı artıyor. O halde sevgili arkadaşlarım buradaki ilkemiz nedir? Kaynak engele yaklaştıkça görüldüğü gibi gölgenin alanı artmaktadır. Arkadaşlar perde uzaklaştıkça gölgenin alanı artmaktadır sevgili arkadaşlar. O halde kaynak K noktası, engel de L noktası olmalıdır. O halde küre L'ye, kaynak K'ya konulmalı dedik. Evet sevgili dostlarım, aynı sürelerde oluşturulan KLM dalgalarının görünümleri şekildeki gibidir. Yani süre aynı ise periyot aynı demektir sevgili dostlar. Bize sorulan ne? Size sorulan ne daha doğrusu? Dalgaların frekansları. Sevgili kardeşim
T çarpı F eşittir 1 değil mi? T aynı ise F de aynıdır. Yani periyotlar aynı olduğuna göre T1 eşittir, T2 eşittir, T3. O halde F1 eşittir sevgili arkadaşlarım. F2 eşittir, F3 diyoruz. Soruyu arkadaşlar şu şekilde de sorabilirdik. Aynı ortamda üretilen dalgaların görünümleri şekildeki gibidir. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar aynı ortamda üretildiklerine göre hızları aynı olmak zorundadır. Çünkü hız ortama bağlıdır. V eşittir lambda F'e bakalım şimdi. Hızlar aynı. Evet aynı. Dalga boylarına bakıyorum. 4 birim. 4 birim. 4 birim. O an arkadaşlar dalga boyları da aynı ise frekansları da aynı olur deriz diyoruz sevgili arkadaşlar. Her zamanki gibi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fizikokolikte kalın. Sevgili arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve daha çok insana ulaşıp faydalı olmayı unutmayalım sevgili arkadaşlarım. Hoşça kalın.